akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben Işlar Sekerli'nin sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili yaptığı açıklamasında 42.004 test yapıldığını, 2.615 yeni tanı konulduğunu, vefat eden 93 kişi ile birlikte toplam can kaybının 3.171 olduğunu ve toplam iyileşen hasta sayısının ise 48.886'ya yükseldiğini belirtti. Koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ve resmi verilere göre 1 milyondan fazla insanın COVID-19'la mücadele ettiği Amerika Birleşik Devleti, Türkiye'nin uzattığı yardım elini alırken 82 milyonu adeta sırtından hançerledi. Suriye'de PKK'ya karşı her türlü desteği sağlayan Amerika Birleşik Devleti, koronavirüs salgını sırasında da bölücü terör örgütünü yalnız bırakmıyor. Amerika Birleşik Devleti ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü resmi Twitter hesabından PKK'ya sağlık malzemeleri verildiğini duyurdu. Malzemelerin PKK işgali altında bulunan Haseke iline bağlı Eş-Şeddati bölgesinde teslim edildiği belirtildi. Malzemelerin portatif lavabo ve sabunluklar, dezenfekte mendilleri, maskeler ve eldivenlerden oluştuğu aktarıldı. Malzemelerin terör örgütü IŞİD üyelerinin tutulduğu hapishanelerde kullanılacağı aktarıldı. Amerika Birleşik Devleti Nisan ayı başında PKK'ya 1 milyon 200 bin dolar değerinde malzeme sağladıklarını açıklamıştı. Terör örgütü ise gönderilen malzemelerin yetersiz ve sevkiyatın yavaş olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu salgının Türkiye'ye ulaştığının açıklandığı gün itibariyle dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu içinden geçtiğimiz süreçle ilgili açıklamada bulundu. Tüm belediyelerimize kendi beldelerinde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ad, soyad ve adreslerini gönderdiklerini, İktidar yasalara aykırı olarak belediyelerimizin nakit bağış almasını yasakladığını, o kadar ki yıllardır ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aşevlerinin banka hesapları dahi bloke edildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan bizimle hayırda yarışmaktan bile korkuyor. Dinimizin emri hayırda yarışmaktır ama korkuyor. Çünkü onun hayrı kendine ve yakın çevresine olduğu için bizimle hayırda yarışırsa geride kalacağını biliyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Erdoğan'ın mesajında tüm dünyada işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın hakkaniyetli ve adi şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyor. Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum ifadeleri yer aldı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri 20 Nisan günü Hacı Bekir Mahallesi'nde yol kapatarak ateş yakan bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen bölgeye giden motorize polis ekibine grup Molotov, havai fişek ve EYP ile saldırdı. 5 şüpheli sevk ettikleri adliyede çıkarttıkları mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında taş, Molotov, havai fişek ve EYP ile sokak eylemlerine katılan 18 şüpheliye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Ben Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.